Türkiye sadece özgürlüklerinden, sadece demokrasiden vazgeçtiği bir dönemden geçmiyor. Faşist düzenler bu düzeni yaşatabilmek için savaş çıkartırlar. İçeride veya dışarıda ayrıştırırlar, ötekileştirirler, gerekirse gerçekten savaşırlar. Ve savaşlarda en çok kadınlar kaybeder. Çünkü kadınlar bu dünyanın kalın fırçalarla boyanmış olmasından rahatsız, ince detayları gören ve gördüğü detayın yükünü sadece kalbinde değil, aklında da hisseden varlıklardır kadınlar. İşte bu yüzden bu mücadelede biliyorum ki siz o ince detayı gördüğünüz için ve o ince detayı sadece kalbinizde değil, aklınızda da hissettiğiniz ve yaşadığınız için bu dönemler sizin için daha zor dönemler. Ama yine biliyorum ki zorlukları da bu ince detayları gördüğü için ince fırçalarla tamir edebilecek olan da yine kadınlardır. Gülten Akın'ın bir şiiri var. Bu şiirdeki dizeler esasında bu durumu çok açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Gülten Akın diyor ki, ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Kalın fırçaları kullanarak geçiyorlar. Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. Şimdi bize düşen görev, biz kadınlara düşen görev, evlere, çocuklara mezar değil, bir yarın çizecek olan ince fırçaları elimizde almaktan geçiyor. Kalın fırçalarla boyanan dünyaya, ince fırçalarımızla başka bir yarını inşa etmekten geçiyor. Bunu romantik bir duyguya söylemiyorum. Bunu o yarını inşa etme gücünün sizde bildiğim ve gördüğüm için.